Değerli basın mensupları, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün sizler aracılığıyla meclisin hemen önünden meclisin içindeki milletvekillerine seslenmek için toplandık. Bugün saat 15 itibariyle, yani yaklaşık bir saat sonra İsveç'in NATO üyeliği Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve arkasından oylanacak. Bu sıradan bir genel kurul oturumu değildir. Bu sıradan bir oylama da değildir. İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'nin bağımsızlığıyla, bütünlüğüyle, egemenliğiyle, güvenliğiyle doğrudan ilişkili bir konudur. Baştan söyleyelim. İsveç'in NATO üyeliğine evet demek için kalkan her el, Türkiye'nin bağımsızlığına karşı, Mehmetçiğimize karşı, Filistin'e karşı, ez cümle insanlığa karşı kalkmış olacaktır. Biz sayın milletvekillerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyoruz. Hiçbir milletvekilimize Türkiye'ye karşı bu cinayete ortak olmayı yakıştıramıyoruz. Şu önünde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi hem milli mücadelemize önderlik etmiştir, hem de 15 Temmuz 2016 gecesi NATO'nun FETÖ eliyle yaptığı darbede gazi olmuştur. Buradan sayın milletvekillerimize soruyoruz. Milletin namusuna, halkın iradesine, sizin çatısı altında çalıştığınız bu kutsal mekana saldıran NATO'ya nasıl olacak da evet oyu vereceksiniz? Bunu hiçbirinize yakıştıramayız. NATO bugün ülkemizin dört bir yanını üslerle çevirmiştir. Karadeniz'den Yunanistan'a, oradan Doğu Akdeniz'e, oradan güney sınırımıza, Suriye'ye, Irak'a kadar. Çevremiz NATO üsleriyle doludur. Çok uzağa gitmeyelim. Bu ay içerisinde 20'ye yakın Mehmetçiğimiz PKK tarafından şehit edildi. Fakat biz biliyoruz ki Amerikan güçlerinin, yani NATO güçlerinin doğrudan katılımıyla şehitler verdik. Daha yeni Irak'ın kuzeyinde. PKK demek Amerika demektir. Peki hal böyleyken NATO'ya evet diyen bir milletvekili nasıl kendisine milliyetçi diyecektir? NATO, değerli milletvekilleri, bugün İsrail'in Gazze'ye, Filistin'e dönük saldırılarının arkasındaki kuvvettir. Biz İsrail'i görüyoruz, fakat gerçek NATO'dur. Peki hal böyleyken NATO'ya evet diyen bir milletvekili nasıl kendisine Müslümanım diyecektir? NATO, Kur'an-ı Kerim'i yakan barbarların silahlı örgütüdür. Meclis çatısı altındaki milletvekillerimize soruyoruz. Hem NATO'ya evet deyip hem yarın cuma namazlarında nasıl poz vereceksiniz? NATO, değerli milletvekilleri, daha birkaç yıl önce yaptığı tatbikatta düşman bölümüne, hedef tahtasına Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de koymuştu. Bu durumda meclis çatısı altındaki sayın milletvekillerine soruyoruz. Hem NATO'ya oy verip hem nasıl Atatürkçüyüm diyeceksiniz? NATO'ya evet, Mehmetçiğe ihanet. NATO'ya evet, Mehmetçiğe
hem NATO'ya oy verip, hem NATO'nun genişlemesine onay verip, hem de Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'li kardeşlerimiz edebiyatı yapamazsınız. Hem NATO'ya oy verip, hem şehit cenazelerinde yalandan saf tutamazsınız. Hem NATO'ya oy verip, hem Anıtkabir'de sahte pozlara girişemezsiniz. Bunlar bir arada olmaz. Sayın milletvekilleri, açıklamamızı kısa tutacağız. Önünüzde iki seçenek var. Ya şerefinizle, onurunuzla tarihe geçeceksiniz ya da haysiyetinizi ayaklar altına alacaksınız. İki seçeneğiniz var. Ya Türkiye'yi ve insanlığı savunacaksınız ya da zalimlere hizmet edeceksiniz. İki seçeneğiniz var. Ya Türkiye'nin milletvekili olacaksınız, Türkiye'yi düşüneceksiniz ya da Amerika'nın, NATO'nun kuklası olacaksınız. Ki o kuklalar istediği kadar seçilmiş olsun, artık bu milletin milletvekili değildir. Oylarınızı buna göre vereceksiniz. Hangi seçeneğe elinizi kaldıracağınıza buna göre karar vereceksiniz. Sayın milletvekilleri, parti gruplarınız karar almış olabilir. Mensubu bulunduğunuz partileriniz Amerika'dan, NATO'dan yana olabilir. Size o yönde baskı yapabilir. Fakat biz, partileriniz ne derse desin, sizleri hem kendinizin hem de bu yüce meclisin onurunu kurtaracağınıza inanıyoruz. Sizlere yakışan budur. Çünkü vekili olduğunuz millet %90'ın üzerinde bir iradeyle İsveç'in NATO üyeliğine hayır diyor. NATO'ya hayır diyor. Sizlere düşen sadece vekili olduğunuz bu milletin bu kararını tasdik etmektir. Bu cesareti gösterin. Bu onuru, bu şerefi onu ömür boyunca taşıyın. Milli mücadeleyi veren, cumhuriyeti kuran, 15 Temmuz'da Amerikan darbesine, NATO darbesine direnen meclisin üyelerine, milletvekillerine yakışan tavır budur. Aksi sizi bu milletin vicdanında mahkum edecek, yarın büyük utançlar içinde bırakacak ve yine yarın sokaklarda rahat gezemez hale getirecektir. Milletimize ve sayın milletvekillerimize güveniyoruz. Doğruyu yapacağınıza, Türkiye'yi savunacağınıza, Amerikan emperyalistlerine, Türkiye'nin ve insanlığın düşmanlarına geçit vermeyeceğinize inancımız tamdır. Teşekkür ediyoruz. NATO'ya hayır, tam bağımsız Türkiye! NATO'ya hayır, tam bağımsız Türkiye! NATO'ya hayır, tam bağımsız Türkiye! Mehmetçiğin katili, NATO'ya geçit yok! Mehmetçiğin katili, NATO'ya geçit yok! Mehmetçiğin katili, NATO'ya geçit yok! Teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.